Merhaba değerli Hanover of Kings izleyenler. Yepyeni bir kahraman tanıtımı videonuzda karşınızdayım. Bugünkü kahramanımız birazcık özel, birazcık milli bir kahraman diyebiliriz. Bu kahramanın adı Mozu. Ve bu Mozu için değerli uzmanlar yanımızda olacak. Bu uzmanlar kim mi derseniz ben sizinle beraber yeni tanışacağım. Quake ve Nairon. Hoş geldiniz Quake. Hoş geldiniz Nairon. Merhabalar. Abu Dhabi'den geldiniz. Abu Dhabi sürecimiz oldu. Sıcak hiç görmemiş gibisin Quake. Vallahi, sen galiba şemsiyeyle gittin oraya. Güneş kremiyle falan gittik. Çok güzeldi ama gördüğün gibi esmerleştim birazcık. Birazcık. Yağmur yağacak dediler. Yağmadı dediğin gibi. Yağmadı mı? Yağmadı maalesef. Nairon sen... Ben zaten esmerdim. Bana koymuyor güneş. Onlar bir de fazla gezdi. Erken. Aynen biz için. Çeyrek finalde bir şey yapalım dedik. Çeyrek finalde gezelim dedik. İlk tur desek ona direkt. İlk turda zaten ilk tur çeyrek finalde biz ya. Biz gezelim dedik. Öyle gezdik biz yani. Gezdiniz. Aynen. Gayet başarılı geçmiş. Aynen. Belli ki. Başarılıydı. Kanyon dışında. Çok güzeldi ya. Keşke sen de gelsin. Siz yarı finale gittiniz. Evet. Biz anlattık Can'la beraber. Can abi. O heyecanı yaşadık. Duyduk o kuşu duyduk. O Can'ın kuşu çok iyiydi. Cikcikleri duyduk. Nakoruru cikciki. Cikcik çok iyiydi. Onun dışında tabii bugün bir Mozi var. Neden evet. Milli şampiyon dedim? Çünkü ilk aslında Mozi sezon 1 Gran Pera İstanbul turnuvasında ilk Beşiktaş oynamıştı. Hatta Urian oynamıştı. Ondan sonra biraz meta oldu, diğerleri de oynadı. O anlamda benim için değerli bir şampiyon. Ve bu kahramanın bir özelliği var desen benim için uzaktan, anladığım haritanın görünmeyen yerinden hasar yemek derim. Senin için Mozi'nin ne anlamı var? Hastalık derdim ben de. Yani asla bir Mozi'nin karşısında oynamak istemez hiçbir insan. Bu oyunda karşısında görmek istemediğiniz ilk şampiyon büyük ihtimal bir oyuncu olsanız Mozi olurdu. Mozi benim için bunu ifade ediyor ve tabii ki kitle kontrol demek oluyor Mozi. Nairon sen ne diyorsun? Ben sinir bozucu diyorum. Belli ki kafam bir uçtu yukarılara baktım. Sinir bozucu diyorum. İkinci yeteneğini arıyorum kahvalarda şu an. Nereden geliyor anlamıyorum bile. Oradan bir yerden stun yiyorum. Canım azalıyor. Bir şey oluyor. Hiç farkında bile değilim ama. Yani gerçekten Mozi sevmeyenler derneği yapsak rakipteki çok fazla üyemiz olurmuş. Yani büyük ihtimal bayağı olurdu. O zaman o yüzden de biz de bunu anlatalım. Daha iyi oynamak için. Çünkü ben denedim bu arada. Bak birçok kahraman oynuyorum ama Mozi'yi iyi oynamakta zorluk çekiyorum. Neye güldün? Gülümsedin mi bir alttan? Ya birazcık kine kendine hani çok mütevazı davranıyorsun. Bence gayet iyi bir Mozi oynuyorsun. Hem mütevazı gülümsemesi o. Yani ben sanki biraz aşağılama. Yok yani, abi estağfurullah. Yani acaba hangi kısımda geldi onu çok sanırım. İyi oynuyorum deseydin o aşağılayıcı bir gülüş olabilirdi de. Anladım. Neyse o da senin güzel gönlüne bağlıyorum buna. Yoksa... Yoksa sorun çıkar. Bugün hem Mozi'yi nasıl oynayacağımızı öğreneceğiz. Hem de Mozi'ye karşı nasıl oynayacağımızı öğreneceğiz. Bence evet. Mozi'yi öğrenmekten çok Mozi'ye karşı nasıl oynayacağımızı öğrensek daha verimli olur. Çünkü her zaman bir Mozi'niz olmuyor ama genelde rakipler her zaman bir Mozi oluyor. Evet. Doğru diyorsun. Mozi'ye karşı oynamayı öğrendikten sonra hayat biraz daha hayat standartlarımız yükseliyor. Değil mi? Yani aldığımız oksijenin kalitesi artacak. Ya evet. Kesinlikle artacak. Yani o zaman hastalık olmaktan çıkacak. İşte hastalık bu Mozi'yi. Evet. Çözümü, ilacı sende doktor. Bize bu kahramanın pasifini yeteneklerini, kombosunu anlat. Reçeteyi tamam. Yaz bize. Sendeyiz. Evet, pasifinden başlıyorum şimdi. Mozi'nin pasifi herhangi bir düz vuruş yaptığımızda altımızda 3 tane çubuk var. Bu çubuklar biriktiğinde 4. vuruşumuz direkt olarak rakibe ittiriyor. Bir süre altımızda kalıyor. Bir düz vuruş attığımızda rakibi ittiriyoruz. Şu da yazıyor. Mozi ile herhangi bir skill kullandığımızda kalkan kazanıyoruz. Yani 300 kadar bir koruma sağlayan bir kalkan kazanıyoruz. Bu her skill attığımızda, her yeteneği attığımızda geçerli oluyor. Yani sadece 4. vuruşun patlama hasarı değil, aynı zamanda herhangi bir yetenek kullandığımızda kendimize kalkan da ediniyoruz Mozi'de. Böyle bir güzelliği hiç var karakterin. Hiç gerek yok aslında. Yani yok ama tabii ekstra olmuş. Mozi işte güzel olmuş. İşte kırık yani güçlü anlamında. Şöyle bir örnek vermek gerekirse karşımızda Sunbin var diyelim. Ve üzerimize bir bomba bırak. Biliyorsunuz ki Sunbin'in birinci skill'i üzerimize bomba bırakıyor. Evet. Bu bomba tam patlamaya yakınken biz Mozi karakteri herhangi bir skill'e bastığımızda bize bir kalkan geliyor ve o hasarı otomatik olarak toler etmiş oluyoruz. Böyle bir güzelliği var Mozi'nin. Küçük küçük ipuçları bunlar. Birinci yeteneğimiz direkt olarak hareket sağlıyor bize. Herhangi bir duvardan geçebiliyor ya da rakibe doğru atlayabiliyor. Eğer rakibe çarparsa ya da herhangi bir minyona, canavara bir şeye çarparsa hasar da veriyor ufak da olsa. Skillimizin özelliği, pasifimizden gelen şey şu. Birinci skill yeteneğimizi kullandığımızda altımızdaki çubuk otomatik olarak doluyor. Size şöyle göstereyim. Birinci yeteneğimize tıkladım ve altımızdaki çubuk direkt doldu. Rakibimize tıklayıp onu direkt ittirebiliyoruz. Bunun şöyle bir kolay kullanımı var. Örnek veriyorum. 3 kere altımızdaki çubuğu doldurduk. Bir kere rakibimizi ittirdik. Sonra birinci yeteneğimizi basıp tekrar rakibi ittirebiliyoruz. Bu da rakibi artık çıkamaz bir kitle kontrolü itiyor rakibi ve karşıdaki takım çok sinir oluyor bize. Evet. Aslında karakterimizin olayı da bu. Birinci yeteneğimizin başka bir özelliği yok. Tüm duvarlardan geçiyor söylediğimiz gibi. İkinci yeteneğimize geçeyim müsaadenizle. İkinci yeteneğimiz en kritik yeteneğimiz diyebiliriz. Rakibi
çok bozmaya yönelik bir yetenek ve şöyle göründüğü gibi uzak tarafa doğru, ne denir buna bilmiyorum ama bir şey yolluyor, yetenek yolluyor karşıya doğru. Bir plazma gönderiyor. Bir plazmayı gönderiyor, evet. Teşekkür ederim yardım için. Bir plazmayı gönderiyor ve plazmanın önüne çıkan ilk şeyi sersemletiyor direkt olarak. Başka bir özelliği yok ikinci yeteneğimizin. Fakat bekleme süresi, itemleri ve botu aldığımızda kanser edici şekilde rakibe rahatsızlık verebiliyor bu yeteneğimiz. O gösterdiğin uzun menzilden patlamaları sürekli ama rakibiniz sürekli sizi görmüyor genellikle. Çalıla bekliyorsunuz ve rakibiniz çok uzakta olsa bile ona yetenek tutturarak oyunu oynatmaz hale geliyorsunuz rakibinizi, evet. Ve bu çok sinir bozucu bir şey. Bu arada ikinci yeteneğimizi kullandığımızda da bize bir kalkan geliyor. Üçüncü yeteneğimiz direkt olarak içerisinde bulunan alandaki herkese kitle kontrol uyguluyor. Uzun süre bu kitle kontrol içerisinden çıkamıyorlar. Herhangi bir yetenek kullanmadıkları ya da başka birinden dışarıdan bize müdahale gelmediği sürece ultimiz bozulmuyor. Müdahaleden kastın ne? Mesela düz vuruş attı ya da hayır. Biz ulti kullandığımızda, üçüncü skillimiz, yeteneğimizi kullandığımızda rakibimizin bize bir kitle kontrol uygulaması gerekiyor. Aksi takdirde rakibimiz bizi bozamıyor ve biz bu üçüncü skilli sürekli kullanıyoruz ve rakibimiz içinden çıkamıyor. Anladım. Yani bu takım savaşlarına çok fazla iş. Evet, yapıyor. Yani dar alana, çok dar alana girmek lazım. Belli ki çünkü onun menzili de çok büyük değil. Çok büyük değil. Gördüğünüz üzere küçük bir menzili var ama takım savaşları için gayet yeterli. Güzel. Ya, yani dar alanlarda savaşmayı başarabilirsek bu üçüncü yeteneğe bütün takımı, rakip takımı bile sığdırabiliyoruz zaman zaman. O zaman Mozi ya da Mozi dediğimiz bu kahramanı ikinci yeteneğiyle açık alanlarda rakibi uzak menzile dürtmek ama dar alanlarda da birinci ve üçüncü yeteneğiyle kombinleyip rakibi paralize etmek. Evet, kitle kontrol zincirini uğratmaya çalışıyoruz rakibimize. O sırada takım arkadaşımız zaten karşı tarafı katletmiş oluyor. Yani o kadar çok masumane anlattı ki. Yani çok masummuş gibi görünüyor ama tam bir şeytandır aslında. Şu an yüreğim dağılıyor. Buradan Mozi'ye karşı oynayan arkadaşlara da birkaç tavsiye vermek istiyorum. Örnek veriyorum, biz bir gezici rolünde oynuyoruz. Hı-hı. Ve karşı gezici rolünde bir Mozi var. Bizim nişancımızın rahat hareket edebilmesi için karşı takımdaki Mozi'nin ikinci yeteneklerinin önünde durmamız gerekiyor ki bizim nişancımıza bu yetenek isabet etmesin. Bu yetenek bizim nişancımıza isabet ettiği takdirde bizim nişancımız rahat şekilde minyonları biçemez, rakip takıma saldıramaz ve buna benzer şeyler yapamazlar. Bu yüzden benim nacizane tavsiyem, çalılardan uzak durmalıyız ve Mozi'nin gelebileceği noktalara mümkünse çalıya girmeden önce yetenek fırlatmalıyız ki Mozi oradan bize bir anda çıkıp üçüncü skill'ini kullanıp bütün takımımızı kitle kontrol zincirine uğratmasın. Şimdi sen böyle bir değerli bilgi verdiğin için aklıma şu geldi. Peki Mozi'yi biz oynarken o zaman çalılara da yeteneğimizi kontrol edebiliriz değil mi? Yani onu anlayabiliyoruz mu çalıda biri olmadığını yeteneğimizi kullanarak, ikinci yeteneği? Evet. Mozi oynarken zaten şöyle bir şey var. Gezici rolünde oynuyorsak özellikle Mozi'yi, nişancımızın hareket edeceği bölgelerin önündeki çalıları kontrol etmek amacıyla sürekli ikinci skillimizi atıyoruz ki karşı ormancı veya karşı orta koridor oyuncusu ya da görmediğimiz herhangi bir oyuncunun oradan çıkma ihtimalini minimize edelim. Onu gösterebilir misin bize çalıya bir kukla koyarak? Tabii ki. Şöyle göstereceğim. Yani nasıl anlayacağız? Şuraya bir kukla koyuyorum. Bu kuklayı normal şartlarda görmediğimizi varsayalım ki görmüyoruz zaten. Örnek veriyorum, bizim nişancı arkadaşımız buradan orta koridora gitmek istiyor. Ve biz de buradan Mozi ile gitmeden önce çalıya kontrol amaçlı ikinci skill attığımızda rakip kukla burada damage yiyor. Normalde burada bir oyuncu olduğunda bize oyun uyarı veriyor. Fakat şu anda antrenman modunda bir kukla koyduğumuz için bu uyarıyı almıyoruz. Ama bana güvenebilirler. Şöyle bir çalıya ikinci yeteneğimizi kullandığımızda orada rakip varsa oyun bize zaten bir şekilde uyarı veriyor. Ses olarak mı? Hayır. Sağ üstte çalıda biri var diye bir uyarı geliyor zaten. Ha. Biz de oraya tıklayıp arkadaşlarımıza bu durumu bildirebiliyoruz. Oyunun kolaylıklarından biri bu. Bu çok önemli bir özellik yani. Çünkü özellikle yani çalılarda görüş olmayan yerde baskı yaratmak, psikolojik baskı çok önemli bir kavram. Evet. Ve Mozi aslında bu bize bunu sağlıyor. Bunu sağlıyor, görüş veriyor. Muazzam. Görüş veriyor, rakibi dürtüyor, rakibi kitle kontrol zincirine maruz bırakıyor. Üstüne üstlük benim birazdan size vereceğim tavsiyeler ve itemlerle rakibe çok yüksek hasarlar da verebiliyor. Benim bazı sıralı maçlarda kendi nişancından bile daha fazla hasar vurduğum oluyor. Her yönüyle çok güzel bir kahraman diyebilirim. Karşıda olmasın, bizde olduğu sürece çok güvenli hissedebiliyoruz kendimizi. Benim bir gün başıma geldi. Cecelicious 94 atlı şahıs karşıma geldi. Açığa oynuyordu. Ve dayak yedim. Nasıl yedin? Yedim. Bilmiyorum. Hile dedim, raporladım, şikayet ettim Honor of Kings'e. Global'e şikayet ettim. Meğerse bütün e-spor gururum yerle bir edildi. Daha kuvvetli bir gezmeye ihtiyacım var. Hasar vuran, can yakan, rakibi üzecek bir şeye ihtiyacım var. Demek ki benim anahtarım Mozi mi? Kesinlikle Mozi. Şöyle bir şey vardır. Oyunlarda özellikle Honor of Kings'te siz ne kadar iyi oynarsanız rakip sizden o kadar nefret ediyor oyun içerisinde. Doğru.
Bunu sağlayabileceğiniz nadir hero'lardan bir tanesidir Mozi ve bu size çok fazla keyif veriyor. Oynaması acayip keyifli açıkçası Mozi'yi. Hiçbir zaman sıkılmaz. En kritik şey bu ikinci de tutturmak ya. Mesela ben bir kere öyle bir denediğimde çok sanki hep kaçırdım bu yetenekleri. Yani daha iyi olmak için bir tavsiyen var mı? Yani bu neye, nasıl antrenman yapayım? Antrenman moduna girip benim gibi sürekli yetenek fırlatarak sağa sola bunu bir şekilde zaten alışkanlık haline getiriyorsunuz. Ama Mozi öyle oynaması çok basit bir karakter değil. Karakteri oynamak için en azından bir 50 maç, 100 maç kadar bir deneyimlemeniz gerekiyor. Başlangıçta kötü oynarsanız hiçbir zaman modunuz düşmesin. Çünkü bu karakteri en iyi oynayan insanlar bile ilk başta o yetenekleri zaten tutturamıyordu. Zamanla gelişecek ve siz zamanla daha fazla keyif almaya başlayacaksınız. Bak bu çok önemli çünkü ben sorunun bende olduğunu düşünüyordum. Parmağımla o yeteneği gösteriyorum. Bıraktığım anda o yetenek biraz sağa sola kayıyor. Zaten bir küçük bir çubuk gibi. Evet. Böyle bir canım sıkıldı. Biraz moralim demoralize oldum. İkinci yeteneğimiz uzak mesafeye attığımızda, atabildiğimiz en mesafeye attığımızda yuvarlak büyük bir plazma oluşturuyor. Hı hı. Fakat yakındaki rakiplere attığımızda sadece ufacık, incecik bir çizgi oluyor. Bu yüzden biz olabildiğince mesafemizi korumalı ve rakiplerimizi dürtmek istiyorsak uzaktan dürtmeye çalışmalıyız. Anladım. Öyle aslında daha ipucu birazcık. Olur. Evet, ipucu birazcık o. Hı. Şimdi yani bu karakteri aldığımda ana hedefim hasar vurmak mı uzak menzilden ya da yakın menzile gidip tanklamak mı? Şöyle, yoksa bu, iki farklı çeşitli mi? Bu karakter aynı zamanda orta koridorda da oynanıyor ve orta koridorda genelde ilk söylediğiniz gibi uzaktan dürtüp hasar vermek oluyor. Destek rolünde kimileri tank oynuyor, kimileri birazdan size göstereceğim item eşya dizimindeki gibi agresif de oynayabiliyor. Ben daha çok ilk söylediğiniz taraftayım. Rakibi dürtmek, rakibe verebildiğim kadar hasar vermek, onları olabildiğince takım arkadaşlarına uzak tutmak amaçlı kullanıyorum. Genelde birinci ve üçüncü skillleri değil de ikinci skilli, ikinci yeteneğiyle daha fazla oynamaya çalışıyorum diyebilirim. Bu benim tercihim. Ben daha fazla rakibe hasar verip rakip olabildiğince savaşlardan uzak tutmaya çalışıyorum. Ya ama, da rakipten ama, nefret görmek istiyorsun daha fazla. Yani ya evet, en evet. Bu bana keyif veriyor açıkçası. Herkes için farklıdır ama ben sizlere müsaadeniz olsa iki türlü dizilimi de göstereceğim. Aa, harika. Tank oynamak isteyen arkadaşlarım müsaade için. Müsaade mi? Yani akış sende. Yani hemen bana şu formülü resmi ve ben de hasar odaklıyım. Hasar olursa çok daha güzel olur diye düşünüyorum. O zaman bizlere yani bu Mozi'nin işte ortak yeteneği, arkanası, ekipman dizilimini senden duymak istiyoruz. Ekipman dizilimiyle başlayalım. Ben dediğim gibi agresif oynamayı seviyorum ve olabildiğince fazla hasar vermek istiyorum. Özellikle nişancı tarafına. Tabii ki support itemi olarak kızıl gölge pırıltı kullanıyorum. Destek iteminin aktifi rakip takımı yavaşlatmamı sağlıyor. Bu sayede yeteneklerimi çok daha kolay onlara isabet ettirebiliyorum. Ve görüş alıyorsun. Tabii ki ve görüş almak en önemli şey tabii ki ama Mozi oynarken çok fazla daha çok şöyle söyleyebilirim. Rakibi dürtmek için, yavaşlatmak için kullanıyorum onları. Çok daha işime geliyor. Çizme olarak kesinlikle gizem çizgimizi kullanıyorum. Bunun sebebi Mozi ile çok fazla yetenek kullandığımız için mana ihtiyacımız doğuyor ve bu gizem çizmesi bize biraz daha mana yenilemesi kazandırdığı için çok fazla ihtiyacımız oluyor. Bu değişmez bir kural Mozi'nin bu diziliminde. En önemli itemlerimizden biri de fazla dürtmeye yönelik olmasa da, yetenek gücüne yönelik olmasa da kutsal kase kullanıyoruz. Kutsal kase kullanmamızın en büyük sebebi her saniye manamız yenileniyor ve manamız o an dolu haldeyse bizim canımızdan yenilemeye başlıyor ve bu bizim için çok önemli bir şey. Ve özellikle 180 büyü saldırısı ve %15 bekleme süresi azaltma verdiği için de bu eşya bizim çok fazla işimize geliyor. Bu eşyadan sonraki eşyalarımız daha fazla rakibi dürtmeye yönelik ve hasar vermeye yönelik eşyalar. En başta yankı hasası var. Rakibe herhangi bir yetenek tutturduğumuzda ekstradan bir patlama veriyor. 120 kadar bir 120 ve sizin bulunan büyü gücünüzün %40'ı kadar fazladan bir hasar veriyor rakibe. Bayılırım. Ve 5 saniye gibi kısa bir süresi var bunun. Bu çok işimize geliyor. Daha sonrasında alimin gazabı kullanıyoruz tabii ki. Her büyücüde olduğu gibi %30 büyü saldırımızı arttırıyor. Ve son olarak ben boşluk hasası kullanıyorum. Ve dizilimimi burada bitiriyorum. Zaten genelde iyi bir Mozi oyuncusu bu item seti bitmeden maçı çoktan ben taşımış kesinlikle oluyor. Kesinlikle. O yüzden çok da ihtiyacımız olmuyor. İkinci item dizilimini göstermek istiyorum tank için. Burada yine kızıl gölge pırıltıyı kullanıyoruz ama daha fazla nişancımızı korumaya odaklı oynadığımız için burada daha çok destek aktif itemlerimizi görüş almak üzerine kullanıyoruz ya da rakip üzerimize doğru koşuyorsa onları yavaşlatmak için kullanıyoruz. Çizme olarak direnç çizmesi kullanıyoruz. Rakipten gelecek herhangi bir kitle kontrolüyle karşı biraz daha dirençli olalım diye. Çünkü yakın temasla oynayacağız tank oynadığımız için. İtem olarak kesinlikle uğursuz ön sesi alıyoruz. Uğursuz ön sesinden sonra tan ışığı alıyoruz. Bu tan ışığının olayı hem size bekleme süresi azaltması veriyor hem size zırh ve birazcık can yenilemesi veriyor. Üstüne üstlük herhangi bir skill fırlattığımızda rakibimize isabet etmesi halinde rakibimize hasar verdiğimiz zaman
bizim en yakınımızdaki takım arkadaşları kalkan kazanıyor. Tam Mozi için yaratılmış. Yani Mozi için ve çoğu tank destek rolü kahramanlar için çok iyi bir item. Ben çok seviyorum. Ondan sonra cadı pelerine gidiyorum. Cadı pelerin tabii ki karşıda saldırı büyü taşıyıcıları varsa onlara karşı çok iyi gidiyor. Ve son olarak da buzul kalkanı kullanıyorum. Bunu kullanmamın sebebi hem rakibinin size bir anda saldırdığında rakibe bir yavaşlatma veriyor hem de çok fazla %20 kadar bir bekleme süresi azaltması olduğu için üstüne üstlük bir de zırh verdiği için 300 evet. kadar çok işime yarıyor açıkçası. Böylece dizilimi bitiriyorum. Son iki eşya tamamen rakip kompozisyona bağlı değil mi? Yani buzul kalkanı büyü pelerini daha önce alabilirim. Evet tabii ki. Özellikle ilk 3 eşyadan sonra sonraki eşyaların sıralaması rakipte kim daha güçlüyse o an ona göre değişebilir. Ve şunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Destek rolünde Mozi oynayan arkadaşlarıma. Karşı takımda canını çok fazla yenileyen, geçenlerde anlattığımız Doom gibi şampiyonlar varsa kesinlikle kesinlikle item setinin bir tarafına zehirli asayı sıkıştırmaları gerekiyor ki rakip takım can yenilemeleri azalsın ve daha fazla can yenileyemesinler. Bunu destek Mozi oynayan arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Doğru. O çok kritik bir nokta. Bazı oyunlar sırf o eşya almadığı için kaybedebiliyorsun. Evet, kaybedilebiliyor maalesef. Çünkü Kayyan gibi can veren ya da kendi pasifinden can alan. Ya Hui gibi nişancılara karşı, çok fazla can yenilen düşmanlara karşı her zaman iş yapan bir eşya ve sizin bir adet eşyadan vazgeçmeniz sizin kazanmanızdan her zaman daha önemli değil. Tam tersi. Tam tersi. Evet yani bir... Sizin bir eşyadan vazgeçmeniz takımınıza zafer getirebiliyor. Yani bir eşya silip yerine bir tane karşı takımın can yenilenmesini engelleyecek bir item koymanız size bazen zafer getirebiliyor. Yılan asası çok kritik bir evet, eşya. Evet kesinlikle öyle. Ve bitenler, ortak yetenek? Ortak yetenek olarak genellikle sıçrayı kullanırız. Çünkü sıçrayla birlikte birinci skillimizi, ultimizi her zaman kombolayabiliyoruz. Hmm. Birinci yeteneğin arkasına hemen sıçra atıp rakibimize daha kolay kitle kontrol uygulama şanslarımız oluyor. Bu yüzden ben şu ana kadar sıçrayla oynamayan hiçbir Mozi görmedim. Anladım. İki eşya dizilim içinde geçer değil mi bu? Tabii ki. Netleştirelim. Sıçraya her zaman ihtiyacımız oluyor. Mozi de her zaman sıçra olacak arkadaşlar. Doğru. Aksini denemeyin lütfen. Uyarın. Dinlemiyorlarsa da rapor edin. Honor of Kings polisi yakalasın. Aynen öyle. Quake'e şikayet edin. Discord'dan bana ulaşabilirler. Topluluk sonucuna varız. Ben ilk hatta belli gezme şampiyonlarını senin yayınlarından izledim yani Discord'a gelip. Yardımcı olduysak ne mutlu. Çok keyifli vakitler geçirmiştik. Evet ya. Ya inanılmaz yani. Oradan öğrenen bazı arkadaşlarımız da var. Ki ben. Senden başka da var. Sağ olsunlar. Ama en iyi öğrencim bendim dönüşümde. Doğru söylüyorum. Bence abi diğerleri biraz yeteneksizdi ya. Sen bence çok kolay, çok iyi bir öğrenci olduğun için biz yok de senden canım. Çok yok şey öğrendik. Canım. Ama canım. Biz de size çok şeyler ya öğrettik. Ya yok canım. Şu Nylon kıskanır böyle şeyler çok anlatmıyor. Ya o biraz daha öğrenemeyen tarafta. Onlar da çok izledi. Üstünü alamıyorsun değil mi? Çok izlediler ama olmadı işte. Yani. İyi bir öğrenci de olmak gerekiyor. Evet vallahi. Yani özellikle senin bu işte Çinlere karşı oynadığın, yani ikiniz için de konuşuyorum. Çinlere karşı teknede atarken ki motivasyonlar çok başka oluyor değil mi? Onlar yani çok başka. Oyuna bir giriyorsunuz, sizin tarafta işte Türk bayrakları karışık, İngiliz bayrağı bir şeyler karışmış böyle. Karşıda 5 Çin bayrağı geliyor. Okuyamıyoruz da isimlerini. Saygı duruşuna geçiyorsun. Farklı bir motivasyon oluyor tabii. Yani en iyimiz oynamadığımız sürece kaybediyoruz maalesef. Evet. Ama bu da bizim için ekstra motivasyon oluyor. Rekabetin bir parçası. Yani güçlü rakipler oldukça insan gelişmek için zaferler, amaç. Zaferler çok daha keyifli oluyor açıkçası. Çok güzel söyledin. Ama bu zafere giden yolda bir tane şey eksik kaldı. Arkanalardan hemen bahsedelim. Ben Mozi'ye tank eşya dizilimi oynadığımızda da, agresif eşya dizilimi oynadığımızda da aynı arkanaları kullanıyorum. Genellikle oyun başında çünkü o bize veren ekstra, arkanadan gelen ekstra büyü saldırısı bizim çok işimize geliyor. Hı hı. Bu yüzden ben kesinlikle ilkinde uyumu kullanıyorum. Uyumu kullandığımızda çok fazla agresif olmuyor. Fakat ikinci ve üçüncü arkana dizilimlerinde kesinlikle agresif oluyorum. Şöyle ki yeşillerde 10 tane hayal gücü kullanıyorum. Bu bize büyü derme ve saldırı hızı veriyor. Biliyorsunuz ki saldırı hızı Mozi'de çok önemli. Pasifinde evet. Anlattığım gibi ne kadar hızlı vurursak rakibimize pasifimiz o kadar kısa sürede tetikleniyor. İttirebilirim. Aynen öyle. Kırmızıda da 10 tane kabus kullanıyorum. Bu da bize büyü saldırısı ve büyü delme veriyor. Yani aslında uyum kullanırken birazcık daha kendi canımızı ve hareket hızımızı arttırmaya çalışırken yeşil ve kırmızı arkanalarda biraz daha büyü saldırısına odaklanarak böyle hibrit bir dizilim oluşturuyoruz ve bence iki taraf için de çok uyumlu oluyor. Sonuçta tabii 50 yıl üstüne çıkan profesyonel oyuncularsınız. Yani o noktaya çıkmak sadece yetenekle ölçülmüyor. Bazen oyun içerisindeki bu ince nüansları, arkana diyoruz, ekipman dizilimi diyoruz. Çünkü zafere giden yolda inanılmaz etkisi olabiliyor. Küçük yeteler çok önemli. İkilik, üçlük atlattırabiliyor. Diyelim ki ben elmas birim. Ya ben işte ustalık olamayacak mıyım, beceriksiz miyim diye düşündüğüm dönemler olmuştu. Ama üzerine yeteneğimi değil, arkanamı doğru ekipman dizilimini değiştirerek yani inanılmaz bir seviye atladığımı, oyunu oynama biçimimin, etkimin değiştiğini çok fark
fark ettim. O anlamda da yani bu bilgiler çok değerli. Evet, oyuncuların zaten genel olarak yaptığı en büyük hata şu ki ezbere bir eşya dizilişi ya da ezbere bir arkana dizilişiyle oynadığımız zaman belli bir seviyenin üstüne hiçbir zaman çıkamıyoruz. Bizi diğer oyunculardan ayıran şey, yüksek seviyelerde oynamamızı sağlayan şey genelde her rakibe göre farklı eşya dizilimleri ya da farklı arkana dizilişleri kullanmamız oluyor. Bunlar zaten sizi olduğunuzdan çok daha iyi oyuncular olarak gösteriyor. Genel olarak eşya dizilimi ve arkana dizilimi çok fazla önem taşıyor bu oyunda. Yoksa biz de doğuştan çok da iyi oyuncular değiliz. Hepimiz canım, hepimiz insanız ama küçük detaylar büyük zaferler getiriyor işte. Naylon hiç katılmadı. O doğuştan iyi olduğunu düşünüyor. Ne diyorsun bu konuda Naylon? Siz öyle düşünüyorsanız öyledir yani. Nova Bey. Evet, onun zaten ne düşündüğünün aksini önemi söylesem yok. Yani insanlar da hata yapar demeye başlardın. Ama övdük ya hemen en iyisini Nova Bey bilir oldu. Özetle Mozi bu kadardı. Mozi bu kadar. Bütün soruları sordum bu arada hakkında. Her şeyi açıkladı ya. Her şeyi açıkladı değil mi? Bir hata mata arıyorum bir şey yapmadım diye. Yani son bir tavsiye. Mozi'ye karşı oynamayı bilmiyorsanız banlayın. Banla. Bu da çok güzel tavsiye. Mozi'ye karşı oynuyorsa... Ya da videoyu izleyin. Zaten videoyu izleyen birisi Mozi'ye karşı oynarsa bundan sonra yapacağı şey tank alarak, tank gezme alarak nişancısını korur. O ikinci hasar yeteneği hasarları yiyeceksin yani. Hala yapamayan olursa Discord'da topluluk sunucusundan bize ulaşabilirler. Her zaman yardım etmek isteriz zaten. Tabii, ama ben inanıyorum ki yapabilirler yani. Bu anlatımdan sonra bence de yaparlar. Vallahi ağzına sağlık Quake. Çok teşekkür ederim. Sen de ağzına sağlık Naylon'cığım ama yani sen de şu an... iki kelime söyledik. İki kelime evet valla güzel güzel izleyicilik ha. Evet ya geldim güzel bir VIP bilet iyiymiş ya. Değil mi? Çok öğrenecek o da yavaş yavaş. Öğreniyorum ya işte burada. O şimdi çatışma koridor ya Mozilerle çok muhatap olmuyor. Yok ya ben Mozilerle muhatap oluyorum. Umarım, özellikle umarım olmazsın. Nişancıları kovalarken sersemlet atıyorlar ben çok sinirleniyorum ama... Yapacak bir şey yok. Bir şekilde arkadan, bir yerden girmemiz gerekiyor Mozi nişancı. Adam bin tane yol düşünüyor Mozi'ye karşı olarak. Böyle karakterin varlığı bile rakibe sürekli bir rahatsızlık veriyor psikolojik olarak. Tabii ki. Yani çalıda bekleyemezsin mesela rakipte Mozi varken. Yani asla. Pusayım da ben bir pusu koruyayım. İşte iyi bir Mozi varsa yapamazsın ama kötü Mozi varsa bunları yapmazsa. Sadece kafası rakibi dürteyim olursa bu verimli olmaz. Verimli olmaz. Bir de zaten ulti yerseniz bırakın telefonu. Dizi falan izleyin bir bölüm. Sonra gelin bir bakın. Geçmiş mi sersemletme süresi falan. Hatırlatmayı unuttuk ki Mozi'ye karşı bir nişancı şampiyon oynuyorsanız kesinlikle arındır ortak yeteneği kullanmalısınız diye düşünüyorum. Oo. Yüksek seviyedeki oyuncular genellikle örnek veriyorum karşıda bir Lady sunumuz varsa genellikle karşısında Mozi olduğunda sıçra yeteneğini kullanmaz. Her zaman ve her zaman arındır yeteneğini kullanır. Bu da onu kitle kontrolden biraz daha maruz bıraktığı için ortak yetenek olarak çok daha onları ön plana çıkarır. Biz de zor durumda bırakır. Doğru. Mozi oynayan insanları. Doğru. Vallahi ağzına sağlık Quake. Son infoyu da verdin. Evet. Senin de ağzına sağlık Naylon. Vallahi değerli dostlarım bugün sizler istediniz biz de yaptık dediğimiz bir Mozi kahraman tanıtımı videosu ile karşınızdaydık. Değerli konuklarım Quake ve Naylon'a çok teşekkürler ediyorum. Ve bir sonraki kahraman tanıtımlar için de sizlerden like olur. Like isteyelim. Yorum isteyelim. Yorum isteyelim. Başka şampiyon görmek istediğiniz şampiyonları yorum olarak istiyoruz. Siz isteyin. Biz de uzmanlarını çağırıp yapalım. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. We'll be right back.